Dog Brain. Johnny. Islak plaj. Köpekler giremez. Teknoköy Sahil Kulübü. Baba, neden bu kadar erken geldik ki? Deniz bile uyanmamış, baksana. Eğer plajda güzel bir yer kapmak istersen buraya gelmelisin. Ama erkenden. Takibimdeyken olamaz bayım. Özür dilerim ama burası kapıldı. Bu sizi bir saat boyunca koruyacaktır. Unutmayın, aile pikniğimiz saat 6'da. Tabii ki. Yani hepinizi burada bekliyor olacağım. Şimdi gidip eğlenin. Ve sakın unutmayın, asitli içecek, şeker ve hayatınızı tehlikeye atacak deneyler yapmak yok. Dikkatli olun. Hey Dukçi! Baksana! Metal bir kutu. Dipte bir tane daha vardı. Eğer su altında nefesimi tutabilirsem tonlarca metal kutu toplayıp onları tekrar satarak kendi adamızı satın alabiliriz. Çocuklar ve hayalleri. İki olağanüstü dahi kız kardeşi olan bir çocuk hayallerden fazlasını yapabilir. Olup bizde olmayan şey... Muhteşem bir yüz, mükemmel bir ten ve bembeyaz dişler. Hey, bizim de bembeyaz dişlerimiz var. Ama size mükemmel bir ten lazım. Bronz bir ten herkesi daha güzel gösterir. Yani hemen hemen herkesi. Johnny haklı. Biraz daha solgun olsaydık şeffaf olabilirdik. Yani bronzlaşıp gili kapacağız. Ne tesadüf. Benim de gile ihtiyacım var. Ha bir de perdeli ayaklar ve perdeli eller. Yardım etmeyi isterdik ama gilin kalbini kazanmaya çalışmakla meşgulüz. Böyle söylemeyin. Gil, kardeşlerim seni bir... Yardım edeceğiz. Su dönüşüm işlemi T-10 saniye içinde başlıyor. 9, 8... Şunun güzel kısmına geçsek ya. 3, 2, 1... Denizlerin kralı, derin deniz Johnny'e merhaba deyin. Sıcak, sıcak. Biricik kardeşinizi balığa çevirdiğinize inanamıyorum. İkinize de beynimden bir parça vermek isterdim aslında. Ama... Nefes alamıyorum nefes. Artık gili hayran bırakacak mükemmel ten üzerinde çalışabiliriz. Sen kendi yönteminle çalış. Ben de kendi yöntemlerimle. Önce neyi keşfetmek istersin? Denizaltı yaşam biçimlerini mi? Yoksa şu zehirli atık varillerini mi? Yoksa su altındaki gizli cam kubbeli bedeniyeti mi? Adil bir dünyada o benim evcil hayvanım olurdu. Aha! İşte dünyanın ani bronzlaştırıcı spreyi. Hiç denemediği için korkunç yan etkileri olabilir. Johnny zaten bir balık. O zaman... Aşırı yanmamı engellemek için sırtıma krem sürme teklifin çok tatlıydı. Ne diyebilirim ki? Benim için kız kardeş gibisin. Hey!
Kurallarımıza göre birbirimizden gizli deney yapmayacaktık. Bu sadece evdeki laboratuvarda geçerli ve bu da yalnızca yüksek zehirli bir bronzlaştırma spreyi ve işe yarıyor. Kısmen. Kim yeşil biten ister ki? Gir yeşil tenli bir kıza aşık olmayacaktır. Şimdi kırmızı oldun. Derin farklı duygulara göre değişiklik gösteriyor sanki. Sakinleştirmeyi dene. Aa, mavi oldun. Ruhsal durum reaksiyonu yaratmışım. Ay, yine kırmızıya döndün. Lütfen cama tıklatmayın. Yetişkinler kuru topraklarda olduğu gibi su altında da kuralcılar. Bak! Hadi oraya değil, şuraya. Aşağı yüzelim oğlum, hadi. Burada yaşayabilir miyim? Lütfen. Köpekler giremez. Teknoköy Sahil Kulübü. Merhaba Gil. Vay canına, değişken tenli bir kız. Merhaba, adım Gil. Evet, 13 yıldır yanınızdaki evde oturuyoruz. Yan tarafta süper harika bir çılgın yaşıyor olsaydı mutlaka tanırdım sanırım. Süper harika mı dedin sen? Deniz canlılarını doğal yaşamlarında izlemek çok eğlenceli. Yıldızları görüyorum. Ben de 3 sinirli deniz yaratığının bize doğru yüzdüğünü görüyorum. Bir şey yapsana. Yine Uğur Param bizi kurtaracaktır. Dilencilik yasaktır. Evet, bu bir işe yaramadı. Koş! Yani yüz! Karaya! Şu balık türevi halimizle taşınabilir, araba laboratuvarına gidelim. Pekala, hadi gidip bir sosisli alalım. Sayemizde 3 ölümcül deniz yaratığı karada da hayatını sürdürebiliyor. Onları yakalayalım. Tamamen katılıyorum. Peki ama sosisli hakkında ne düşünüyorsun? Bu akşam yemekte bir parti var ve düşünüyordum da acaba sen de... Güzel. Sen sahil kulübüne git ve yılan balığını durdur. Biz de lezzetli Gil köftelerine dönüşmeden önce Gil'i kurtaralım. Hey dostum, üstüme vazife değil ama neden turistlerle zaman harcamak yerine sana göz koymuş bir güzellikle uğraşmıyorsun? Mutant deniz yılanından kurtulduk. Bu benim günlük işim. Konuşan bir mutant köpek sayesinde. Abur cubur. Şu plajdaki köpek balığı geri yersin. Plajdaki ikinci kişi sen olursun. Hey küçük küçük balığı. Gil lezzetli görünüyor olabilir. Ama şuradaki açık büfeye de baksan fena olmaz hani. Gil sen iyi misin? Sizi tanıyor muyum? Ben hani şu solgun tenli kızım. Bir şey anımsatmadı. Merhaba Johnny. İşler yolunda gitmediği için çok üzgünüm. Gerçekten mi? Hayır. Ama hala uğraşmamız gereken bir köpek balığı var. Hadi şu balık dönüşüm şeyini ateşleyin de laboratuvarda buluşalım. Hey çekiç kafa. İştahlı şişman adamdan uzak dur bakalım. Aşık çocuğu kuyruğuna aşık olmadan önce denizin derinliklerine göndersek iyi olur. İki korkunç deniz yaratığını yendik, biri kaldı. Ahtapot nerede acaba? Sushi restoranı. Şaka gibi. Ahtapotların insan yediğini sanmıyordum doğrusu. Deniz canlılarına dönüşüm ünitesinin insan yeme gibi küçücük bir yan etkisi vardır. Lütfen bize yardım eder misin? Evet ama tonlu suşilere ihtiyacım var. Bu ne işe yarayacak ki? Yaramayacak, ben açım o kadar. Tamam, beni dinleyin şimdi. Hepinizin dairesel olarak olabildiğince hızlı dönmesini istiyorum. Bekleyin. Evet. Soya sosunuz var mı acaba?
Tamam, şimdi başlayın. Sen bir kahramansın. Bunu almanı istiyorum şimdi. Ne bu? Antik çağ bilgeliklerinin değerli bir parçası mı yoksa? Hayır. Tonlu suşilerin faturası. Günün yemeği dev ahtapot. Kusurumuza bakmayın. Derinlerde gizli cam kubbeli medeniyetimizi yok eden sanırım sizin oğlunuz. Ya Johnny yapmış olamaz. Tabii solungaçları varsa başka. Evet doğru. Üzgünüm. Alevli kafası olan başka bir balık çocuk olmalı. Başka suşi isteyen var mı? Şuradaki barın ahtapot fiyatları çok iyiymiş doğrusu. Johnny ve inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantası. Yani eğer bunu denersem, ne zaman istersem kullanabilirim, öyle değil mi? Anlaştık. DNA çemberi. Oh! Herhangi bir saç örneğini yerleştirdiğimizde örnek organizmanın bir benzerine dönüştürüyor. İşte bu kadar. Hey! Tıpkı Duki gibi görünüyorum. Eğer istersem arkamı bile yalayabilirim. Hey! Denemeden önce küçümsemeyin. DNA örneği ne kadar büyük olursa etkisi o kadar uzun sürer. Harika! Bu bugüne kadar gördüğüm en muhteşem şeymiş. Hey, oradaki ne öyle? İnanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantası. Ya da kısaca ITFS, sesli emirlere itaat etmek için programlandı. Gerçekten. Duki'ye banyo yaptır. Banyo başlıyor. Yıkama. Kurutma. Kabartma. Ama bu çok korkunçtu, yapmayın. Yarın üniversitedeki üniversite hayatını daha iyi yapalım festivalinde bunu tanıtacağız. Bu bizim için kurulu etkilenme. Burs kazanma ve süper muhteşem kızlar birine davet edilme şansı olabilir. O çanta benim olmalı. Elini uzat. Üzgünüm Johnny. Bu sunum sosyal gireceğimiz için çok önemli ve sen dokunduğun her şey gibi bu çantayı da mahvedersin. Devlet okulundaki sosyal düzenin sırt çantalarının durumuna bağlı olduğu dikkatini çekmiş miydi? Ne mırıldanıp duruyorsun sen? Etrafına bak. Muhteşem çocukların muhteşem sırt çantaları var. Orta muhteşemlikteki çocukların orta muhteşemlikli çantaları var. Ve popülerlik zincirinin en altındaysa sen ve senin eski çirkin bebek kusmuyla aynı renkteki çantan var. Bu antika senin başına nasıl kaldı? Johnny, benim babam ortaokul boyunca bana bu çirkin İkinci Dünya Savaşı sırt çantasını kullandırdı. Bu çantayı taşıdığım sürece duyduğum utanç ve benimseme bütün hayatım boyunca sürdü oğlum. Fakat karakterimi oluşturdu. Şimdi senin bunu kullanmanı istiyorum. Görüşürüz. Bu çantadan nefret ediyorum. Bütün okul senin sırt çantana gülüyor. Hayır, gülmüyor. Şu anda değil. Çünkü onu yere attın. Gördün mü? Üzgünüm Johnny. Pek de sayılmaz. Tamam, artık yeter. Bu gece gizlice laboratuvara girip inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantasını alıyorum. Bu iş bitiyor. Çekil şuradan. Köpek balıkları ne zaman koydular buraya? Kız kardeşlerin çıldıracak. Asla bilmeyecekler ki. Tek yapmam gereken yarın bunu okula götürüp herkesi etkiledikten sonra Susan ve Mary'nin büyük sunumu başlamadan önce geri getirmek olacak. Kitaplarım sığmıyor ki. Bu çanta etkileyici olabilir ama içi çok küçük. Kitapları küçül. Vay canına, bu şey gerçekten her şeyi yapabiliyor. Yine de geç kalacaksın. Gerçekten hızlı gitsek. Kepçeler. Biletler. Ateşle. Merhaba Johnny. Çantan harika. Bakabilir miyim? Tabii arkadaşlar. Ben de Fransızca dersini kırmayı umuyordum ve... Fransızca dersini kırmak. Tarama başladı. Pekala sınıf. Çalışma kitaplarınızı açın lütfen. Fiil çekimleri yapıyoruz değil mi? Üç boyutlu gösteriliyor. Bu çanta başka neler yapabiliyor? Ders çalışmak yerine oyun oynamak. Kung fu filmleri göstermek. Zorbalığı engellemek.
Janet, şuna baksana. Vay canına, çanta konusunda sınıf atlamışsın. Tekrar bakabilir miyim? Ne diyebilirim ki? Herkes turbo fonksiyonlu çantama bayılıyor. Benim turbo fonksiyonlu çantamı mı kastediyorsun? Ve şu DVD'ye kaydettiğim talimatları uygulanmadıkça onu bir daha göremeyeceksin dostum. Bunu nasıl izleyebilirim ki? Haklısın, şundan izle. Evet benim. Pırlanta çocuk. Dünyanın en genç ve en şeytani. Böbürlenmeleri geçip isteklerine gelmek istiyorum. Ve en tatlı sinsi dehasını belirtmediğimi unuttum. Yani ben... Ve Susan Chess bu gece saat 6'da evimde benimle romantik bir yemek yemezse... ...inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantasını imha etmek zorunda kalacağım. Kıyafeti şık olmalı. Son dakika. Susan ve Mary üniversite sunumları için babanın eski bebek kusumu renkli çantasıyla evden çıkıyor. Ne yapacağız? Kardeşlerinin köpek olduğunu biliyorum. Fakat tombul altın çocuk kesinlikle bunu yutmayacaktır. Daha bitmedi. Ama Susan'ın bir tutam saçı ve DNA çemberiyle... ...onu ben sırt çantasını bulana kadar meşgul etmek zorundasın, tamam mı Duki? Hoş geldin aşkım benim. Kızlar dört ayak üstünde yürümez güzel. Ve şimdi de sırt çantası teknolojisindeki son gelişmeyi sunmak istiyoruz. Devrimsel inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantası. Johnny! Akşam oldukça sessiz ve kaşıngansın tatlım. Ay biraz üşütmüşüm de sanki. O zaman hemen sıcak bir çorba içmelisin. Senin hayvani bilgilerine bayılıyorum güzelim. Aslında benim tek istediğim bir öpücük o kadar. Sadece bir tane istediğine emin misin? İğrenç köpek öpücüğü! Bayan İlk, Bayan Sen! İşgalcileri yakalayın ve çantayı imha edin hemen! Kızlar bu şeyin üstünde nasıl koşuyor? Havuzda onlardan kurtulacağız. Onlardan kurtulamadık. Yolun sonuna geldiniz sanırım dostlarım. Bu bir üç boyutlu görünce. Doğru. Yakalayın. Onları yakalayın. Bizi buradan ışınla hemen. Johnny bilim festivaline ışınlanıyor. Pırlanta çocuğu son sözünü duymadınız. İntikamım gerçekten çok. Köpek balığını ne zaman koydum? Bu durumun sinir bozucu kardeşimizi içinde barındıran bir açıklaması var. Ben de bir açıklaması vardır diyordum. Bu dünyanın en muhteşem çantası. Evet, kabul etmeliyim. Yani çizgileri eskiye dair. Askeri şarapnel deliği duygu katmış ve bebek kusmuğu yeşili. Kesinlikle yılın rengi olacak. Sizin gibi süper zeki kızları birliğimizde kullanabiliriz. Hikaye ama geldik işte. Ve bakın, inanılmaz turbo fonksiyonlu sırt çantası. Görüyor musunuz? Bu bir çeşit karışık mühendislik ötesi bir şey. Biz üniversiteliler bunlardan nefret ederiz. Doğru. İleri teknoloji özentisi. Kesinlikle korkunç. Dostum, asla kazanamayacağız. Evet, en azından topuklu giymiyorsun.
çizgi film bitti.